finans krizlerinden dolayı ya da çeşitli krizlerden dolayı takımdaki o ruhu oluşturamamıştık. Belki yanlış transferler vardı. Bunların hepsi tartışmaya açık tabii ki. Evet. O takım ruhunu oluşturamamadıktan sonra bir takımda düşme olmaya başladı. Bununla birlikte taraflar da gelmemeye belki başladı. Arkasından da zaten genel kurul oldu. Yaklaşık 3 ay önce falan tekrar bir genel kurul oldu. Yeni başkanımız Ömer Korkmaz'la birlikte ve ekibiyle, yeni yönetim kuruluyla belki bir ateşten gömlek aldık ama bizdeki Konya Spor sevdası ya da bu görevi üzerimize düşmesinden sonra elimizden gelen her şeyi yapma gayreti, belki o amatör ruhumuz noktasıyla alakalı çalışmalara başladık. Onunla birlikte öncelik bu takımı diriltmemiz gerekiyor. Yapmış olduğumuz transferler artı mali disiplin noktasıyla ilgili yapmış olduğumuz bütün yönetimimizin çalışmaları onlar yavaş yavaş meyvelerini vermeye başladığını düşünüyoruz. Transferlerden sonra bu takım ruhunu oturtmak için çok uğraştık. Bu esnada yine transferlerden bir tanesi Ömiroviç hocamızı getirdik. Ligin en az gol yiyen takımlarından bir tanesiyiz. Onu da başardığımızı düşünüyoruz. Ve dediğiniz gibi son 4 maçta 3 galibiyetle aldık ve kırmızı hattan, düşme hattından kendimizi bilebilir ya da bir tık üstü attık. Şu anda 14. sıradayız. Sahadaki 12. kişi ya da itici güç ya da onların sevgisi, onların enerjisi, onların tabi yerine ise ıslığı, desteği çok hem oyunculara hem bize çok ciddi bir motive ediyor. Yani ters durumda daha antir oluyor ama bu durumda tabii çok güzel oluyor, daha zevkli geçiyor, daha enerji oluyor. Bir itici güç olaraktan taraftarlarımız da son iki maçta yaklaşık 20-25 bin taraftarla burada oynadık. Bu bize gurur verdi. Tekrar camianın bir araya gelmesi, takımına sahip çıkması, böyle bir büyük bir kulübün, büyük bir şehrin hepsinin bir araya gelmesi, takımına sahip çıkması bu tabii oyuna da yansıyor sonuçta. Ondan dolayı da galibiyetlerde son 4 maçta 3 galibiyetin gelmesinde çok büyük etkenleri var. Tabii aynı şekilde biz buradan sizlerin aracılığıyla çağrıda bulunmak istiyoruz. Biz ki geleceklerini biliyoruz. En az 25 bin kişi, 42 bin kişilik sahamız var ama en az 25 bin kişinin burada olacağını tahmin ediyoruz ve eminiz de. Tekrar inşallah eski günlerine, eski bu taraftar 40-42 bin taraftarları görme ümidini düşünüyoruz. Bugün belki Türkiye'de ilk 3'e giren tesislerimiz var. Bugün bir transfer geldiği zaman İstanbul'un daha çok büyük şehir olduğu için daha çok ismi ön planda. Belki orası oyuncular oraya tercih etmiş olabiliyor ama bizim bu sahamızı görüyorsunuz. Kayacık tesislerimizi tabii Uğur İbrahim Altay sayesinde, bakanlarımız sayesinde, devletimiz sayesinde olan testlerimizi gördükten sonra buraya gelen oyuncular bizim zaten bir kardeşimizdir. Buradaki testleri de gördükten sonra daha mutlu oluyorlar. Onun için de ben tekrar buradan Uğur İbrahim Altay'a da çok teşekkür ediyorum. Vermiş olduğu destekleri ve bundan sonra verecekleri destekler için de teşekkür ediyorum.